Çamurlu yolda yürümek. Ağozu bıllahi min Bismillahirrahmanirrahim. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم <laughs> مدخلا Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Nisa suresi 31. ayet. Kıymetli dostlar, bakalım Rabbimiz şu ayetinde ne buyuruyor. Siz kulsunuz, beşersiniz. Ben sizi biliyorum. Siz yanlış yapar, günah işlersiniz. Ben sizin günah işlediğinize kızmıyorum. Niye tevbe etmiyorsunuz? Ona kızıyorum. İkincisi, siz benim size yasakladığım günahların büyüklerinden sakınırsanız, ben küçüklerini zaten silerim, diyor. Büyük günahlardan sakınmamız lazımdır. Biz ne kadar dikkat edersek edelim, çamurlu yolda yürürken ayağımızın, ayakkabımızın, elbisemizin çamurlanmaması mümkün müdür? Şu dünyada, bu atmosferde yaşayacaksın da, Günaha bulaşmayacaksın ha, bu mümkün müdür? Dolayısıyla siz büyük günahlardan bilinçli bir şekilde sakınırsanız, ben de küçük günahlarınızı silerim, tertemiz yaparım diyor. Huzurlu aile standartları Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها İrîde <laughs> islahay veffikallahu beynehuma İnna Allaha kana alimen Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık, gizliyi kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. Eğer size itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Nisa suresi 34. ayet. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim müminlerin anayasasıdır. Bakınız anayasamız ne diyor? Aile hayatında erkekler kadınların amiridir, reisidir. Evin idarecisi kesinlikle erkektir. Hiçbir şekilde, hiçbir şartta evin idarecisi kadın olamaz. Bu kanuni ilahidir. Allah kimilerine, kimilerinin üzerine bir takım meziyetler ve üstünlükler vermiştir. Erkeğe idare etme özelliğini, kadına ise idare edilme özelliğini vermiştir. Kadının işini erkek yapamaz, erkeğin işini de kadın yapamaz. Aynı zamanda erkekler, kadınlar için mal harcamak mecburiyetindedirler. Evin kirasını verecek olan, evin ihtiyaçlarını görecek olan erkektir. Bu, kanuni ilahidir. Olması gereken de budur erkeklerin harcamayı ve dışarıda para kazanmayı üstlenmeleri gerekir ve ayrıca sahip oldukları özellikler itibariyle idarecilik erkeklerin hakkıdır. Bugün dünyada İslam ülkeleri dışında kadın erkek arasında hiç ayrım var mı? Sosyal hayatta yoktur. Peki bugün İslam ülkelerinin dışındaki ülkelerde idarecilerin kaçta kaçı erkek, kaçta kaçı kadındır? Allah celle celaluhu idarecilik özelliğini erkeğe vermiştir. Bir aile yuvasında erkek mutlaka kanuni ilahi olarak o evin idarecisidir. Ayet-i kerimenin devamında saliha, Allah'a itaatkar ve takva sahibi olan kadınların özelliklerinden bahsediyor. Allah ne derse ona itaat ederler. Allah'ın verdiği çizginin dışına çıkmazlar örtülerini örtünerek dışarı çıkarlar, açılıp saçılıp çıkmazlar. Harama meyletmezler. Kocasının arkasından şerefini, haysiyetini, namusunu korur ve muhafaza ederler. Toplumda aile huzursuz olursa, çözüm çare nedir? Atılacak adımlar nelerdir? Allah kendisi buyuruyor. Bakınız ne diyor Allah Celle Celaluhu? Eğer eşlerinizden, Yanlış yapacağından korktuğunuz asi kadınlar çıkarsa ne yapmalısınız? Hemen boşayıp babasının evine göndermeyeceksin. Üçten dokuza kadar boşayıp dellenmeyeceksiniz. Kızdığınız zaman hemen boş kelimesini ağzına almayacaksınız. Ya yani ne yapacaksınız? İlk yapacağınız şey, vaazı nasihat etmektir. Yuva dağıldığı zaman ondan kâr eden kimse olmaz. Kadın da zarar eder. Erkek de zarar eder, çocuklar da zarar eder, bütün dostlar zarar eder. Bir yuvanın dağılmasından karlı çıkan kimse olmaz. Evvela insan, sinirlendiği zaman yuvayı dağıtmanın çare olduğunu zanneder. Halbuki yuvayı dağıtmak, hiçbir kimse için ne çaredir ne de çözümdür. İlk yapılması gereken şey, kadınlara nasihat etmenizdir. Bakanım, eğer bu huzursuzluk böyle devam ederse, Yuvamızda sıkıntı meydana gelir. Çocuklarımız ya anasız kalır ya da babasız kalırlar. Ya da hem anasız hem de babasız kalırlar. Çocuklarımız yarım kalır. Sen de gittiğin yerde mutlu olamazsın. Ben de sensiz mutlu olamam. Gel bu yuvayı dağıtmayalım. Yanlış yapmayalım diye birinci adımda nasihat etmek lazım diyor Allah Celle Celaluhu. Peki vaz ettik, nasihat ettik, fayda vermedi. Ne yapılacak? İkinci adım olarak yataklarını terk edeceksiniz. Birkaç gün yatak odasına uğramayacaksınız. Hanım, ben sana sinirlendim. Sen yanlış yoldasın. Hala kendini düzeltmiyorsun. Madem ki benim nasihatlerimi, tavsiyelerimi gale almadın, ben de senin yatağına gelmiyorum diyeceksin. Onu yataktan kovmayıp, sen yataktan gideceksin. Çünkü yatak onundur. Bunu Allah Celle Celaluhu diyor vaaz ettin, nasihat ettin, tavsiyelerde bulundun ama fayda vermedi. Yatağını terk ettin yine fayda vermedi. Şimdi sıra dayağa geldi. Şimdi biraz dayak atabilirsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Tabi bu ağzını burnunu kırarsanız anlamında değildir. Kim diyor bunu? Allah diyor. Eğer size itaat ederlerse boşamayın onları. Aile hayatını sürsün. Çünkü sizin de menfaatiniz burada çoluk çocuğunuzun menfaati de buradadır. Baktınız ki karı koca ayrılma reddesine gelmiş. Yuva dağıldı dağılmak üzere. Kadının ehlinden bir hakem, kocanın ehlinden bir hakem gönderin. Aile içerisinde aklı başında büyüklerden iki tane hakem gönderin. Bunlar karı koca arasını sulh etsinler. Her iki tarafı da dinlesinler. Hakemler birisine, sen şundan vazgeç, öbürüne, sen de şundan vazgeç, şu noktada buluşun diyecekler. Eğer onlar sulhün yapılmasını isterlerse, Allah Celle Celaluhu onlara yardım eder. Eğer istemezlerse, felaketi başlarına kendileri çekmiş olurlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de neler var, neler değil mi? Bizde nasıl oluyor? Sinirlendiği zaman otomatik tabanca gibi saymaya başlıyor. Tak tak tak, bir, iki, üç, dört, beş. Ya ne oluyor? Dur bir bakalım sonra başlıyor üzülmeye. Hocam ben çok sinirlenmiştim de onun için ağzımdan çıktı. Çözüm var mı? Çaresi var mı? Kardeşim erkek olan sözünde durur. Söz ağızdan çıkar. Çıktıktan sonra geriye dönmez. Tıpkı mermi gibidir. Tak diye mermiyi bastıktan sonra geriye dönmez. Bunu söylemeyeceksin. Erkek olan boşanma kelimesini kolay kolay ağzına almaz. En son çaredir. O da üçten dokuza kadar değildir. Olsa olsa sadece bir tanedir. Kur'an'ın ve İslam'ın kriteri budur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah ye'murukum en tuad. الامانه الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا الله سيك mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Nisa suresi 58. ayet. Kıymetli dostlar, bu ayette dikkat etmemiz gereken şey her şeyin bir ehli olduğu ve emanetlerinde ehline verilmesi gerektiğidir.